Şimdi şöyle, ben zaten hayata bütününe aldığımız tüm kararlara siyasi bulan bir insanım. Davranışımızı da siyasi bulan bir insanım. Hayatın kendisinde siyaset olarak değerlendiren bir insanım. Siyasete atılmak diye ayrı bir aşama yok benim için hayatımda. Ben böyle yaşıyorum zaten. Sadece aktif ee, ve daha kurumsal bir görev almış oldum. Yoksa siyasete atılma kararım gibi bir şey, ben. Benim için her şey siyaset ve bir politika güderim hayatımda. Böyle. Ekstra bir karar değil benim için bu. Ben böyle yaşayan biriyim. Her şeyden önce öyle bir babaanneye sahip olduğum için kendimi şanslı sayıyorum tabii ki. Çok şanslı sayıyorum. Ne kadar öykündüğümü bilemem ama hep hayran olduğum, vaktimi hep onunla geçirmek istediğim bir insandı. Ee, i̇zlediğim izlediğim bir insandı Çünkü zaten evimizin içinde hep büyük büyük hareketler, büyük büyük toplanmalar olurdu. Ben de küçük, bayağı küçük biriydim yani. Ee, hep böyle izlerdim yani G gelen insanlar büyük, meseleler büyük, toplantılar büyük, ben küçük. Ee, genelde izlemede kalır sonra da işte yatağımda yatarken de bütün olan biteni kendi kafamda düşünür müydüm, hayal mi kurardım artık. Ama bununla yaşardım. Babaannemle zaten aktif olarak da İHAD'e toplantılarına da giderdim. İhadenin yani e, başka faaliyetleri de vardı. Uçurtma şenliği gibi, piknikler gibi. Yani çocuklar için de ailelerin buluştuğu, e, her sene düzenli yapılan keyifli aktiviteleri vardı. Oralarda hep beraberdik zaten. Sonra da böyle devam ediyoruz bakalım. Tereddütten ziyade tam bu saydığınız koşullar sebebiyle... E, benim düşünceme göre tam da o zaman mücadele etme zamanı gelir. Tam da o zaman görev alma zamanı gelir. E, dolayısıyla dil tereddüt, gururla ve seve seve kabul ettim. Çünkü e, toplum için, biz toplumuna bağlı insanlarız. İnsanlarımıza bağlı insanlarız. Bir yerde baskı ve zulüm artarsa o ülkenin dengesi bozulmuş anlamına gelir yani nasıl diyeyim, bir uçak gibi düşünürsek bizim uçağımız böyle sağ, sap sağa yatmış vaziyette. Böyle uçamayız. Böyle gidemez yani. Düşer o uçak. Dolayısıyla bunu dengeye getirmek lazım. Sola ağırlık verip uçağın e, balansını düzeltmek gerekiyor. Tam da o yüzden tabii ki seve seve görev aldım tereddüt bir yana. Bence mecburiyet. Genelde destek aldım güzel tepkiler aldım. Elbette e, olumsuz düşüncelerini iletenler de var ama zaten siyasete bu yüzden giriyorum. Yani meramımı anlatmak, derdimi anlatmak, sandığın gibi değil demek için. Bir konuşalım demek için. Neye itiraz edip, neye tepki gösterdiğini söyle, ben de cevaplayabileyim. Sonra sen bir daha söyle, sonra ben bir daha söyleyeyim. Ama köprüye atmayalım demek için zaten giriyorum. Dolayısıyla tepkileri anlıyorum. Olumlu tepkileri de, olumsuz tepkileri de başımın üstünde yeri var. Ee, olumsuz tepkilerin ezbere devam etmesini istemiyorum. Buna gönlüm razı değil. Bunu halletmek istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Başka türlü olmaz. Yani kim, kim yani birlikte değiştireceğiz. Biz bir şey değiştirmeye talip değiliz. Beraber değiştireceğimizi söyleyen. Hatta ancak beraber değiştirirsek değişir diyenleriz. Temel olarak ülkemizde bir demokrasi sorunu var. bu Zaten saydığınız e, sıralasak uzun bir liste olacak. Bu sorunların temel sebebi demokrasi sorunumuz. Buna ihtiyacımız var. Çok ciddi bir tekçi zihniyet hüküm sürüyor ülkede. E, yani biz merkezi yönetimin Mutlak şekilde güçlenmesi, güçlendirilmesinin sonu işte işler buralara geliyor yani. Bu haklarımızı halka doğru, insanlara doğru, topluma doğru genişlemesi bize ait olan haklarımızın yasayla güvence altına alınması gerekiyor. Bu da yetmiyor çünkü daha önce de bu reformlar yapıldı. Uygulamada hayatın içinde ee, bizim yaşayabilmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz, haklarımızdan doğan söz hakkımızı, katılım hakkımızı, bizi ilgilendiren, hayatımızı ilgilendiren, günlük yaşantımızı ilgilendiren hiçbir e, kurala, karara katılamıyoruz. Hiçbirinde söz hakkımız yok. E, bu da tabii ki e, her türlü huzursuzluğu, her türlü zorluğu yaşatır bize. En başta yani bu sorun çözülürse insanların sözlerinin merkezden tüm ülkeye akan kararlar değil de <laughs> insanların isteklerine, işte orada yaşayan insanın ihtiyaçları ne, burada yaşayan insanın taleplerine buna göre şekillendirilir. Yani Ahmet'te yaşayan insanın e, yaşam koşullarına, Ahmet halkı, İkizdere'de de Yaşayan İkizdere köylüsünün, şimdi oraya bir HES yapıyorsunuz, orada 100 yıldır yaşayan insanların köylerindeki evlerinin konumları, yaşam tarzları, siz hepsini kökünden değiştiriyorsunuz. Oluyor mu öyle? Olmuyor. Dolayısıyla e sonra ne oluyor? Buna itiraz sonucunda ne oluyor? İşte o zaman yani devletin işte bastırıcı aygıtları devreye giriyor ve süreç kapatılıyor. Kapanmıyor aslında bu süreç. Huzursuzluğa sebep oluyor sonra ayrışmaya sebep oluyor. Sonra kutuplaşmaya sebep oluyor. Bunların çözüm yolu diyalog, müzakere, demokrasi. Demokrasi dediğimiz şeyin de en kaba haliyle açarsak içine haklarımızın halka doğru, topluma doğru genişlemesidir. Bize bize sahip olduğumuz haklar bize çok uzakta duruyor çok uzakta duruyor. Göremiyoruz bile onları. Bilmiyoruz bile onları. Yakınlaşması gerekiyor o haklarımıza. Bize bize ait çünkü. Belirli bir süre için devrediyoruz o hakları ve sonra asla denetleyemiyoruz. Yerel yönetimlerin önemi budur. Bunu gördük. Bunu pandemide gördük. Bunu depremden sonraki depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerde gördük. Gördük. Yetmez ki merkezi yönetimin gücü yetmez zaten. Eski bir sistem bu. Burada bir duygu yok yani. Teknik bir durum bu. Eski, aslında tek durum bu. Eski. Eski şey çalışıyor mu? Eski uygulamalar çalışıyor mu? Teknoloji kullanıyoruz hepimiz. Bilgisayar, cep telefonunda uygulamalarımız var. Onlar güncelleniyor öyle değil mi? Güncellenmediğinde artık çalışmıyor. Aynı şey. Yani siz ekranda oynadığınız bir oyunun son sürümünü kullanırken insanı, doğayı, canlıyı Bizi yöneten kurallarla ilgili e, kurallar bütününün en eski sürümü, 100 yıl önceki sürümünü kullanıyoruz. Dolayısıyla yani nasıl günlük hayatta kullandığımız eski uygulamalar ihtiyaca cevap vermiyorsa bu da ihtiyaca cevap vermiyor. Bu basit bir konu aslında. Gerçekten duygularla oradan oraya çekiştirilecek bir konu değil. Umutluğum. Mutlaka umutluyum. Ben her daim umutluyumdur. Bir kere umut yoksa... Mücadelenin anlamı da yok bence özgür. Yani ne için yaşayacağız o zaman? Zaten ölüp gideceğiz. Böyle gelmiş, böyle gidecek diye yaşamanın benim açımdan manası yok. Belki değişmeyebilir, göremeyebilirim ama mevzu bu değil ki. Mevzu yol. Öyle değil mi? Yani bir şeyleri değiştirmeye çalıştığımızda, düzeltmeye çalıştığımızda oradaki geri dönüşler bizim hayatımızı rahatlatacak geri dönüşler, sonuç diye sandığımız şeyler olacak zaten. Neyi ne kadar göreceğimizi bilemeyiz. Ama yolda giderken o iyileştirmedir amaç zaten. Dolayısıyla o yılgınlığa, umutsuzluk. Kara propaganda olarak değerlendiriyorum ben bunları. Umut hep var tabii ki yani. Peki. Elbette biz zaten. Bu çok esprili bir şeydi. Biz müzakere diye bayrak açmış insanlarız. Yani. Diyalog, diyalog, diyalog diye bayrak açmış insanlarız. Ee, orada sevgili Candan Hanım meclisin bu sert işte o yumruklarla izlediğimiz hep sert yönünü altını çiz. Yani oraya hazır mısınız? Oraya hazır mısınız? Oraya hazır mısınız? Ben de e, dediğiniz gibi uzun bir süredir Muay eğitimi alıyorum. Çok da seviyorum. Şu sıralar bir antrenmansızım. E, bu tempodan dolayı pek gidemiyorum. Şu an savunması sayılabilirim yani. <laughs> Ama bu çok espri yani illa da hani peki o o gerginliğe hazır mısınız deyince ben de espri olarak yani ona da hazırız yani. Dört <laughs> yıldır muayet eğitimi alıyorum dedim. Bu insanları güldürdü tabii baya. Ee, yoksa müzakeredir esas ya. Yani. Bir espri o. Ee, sorunların sebebi sanatın özgür olmaması. Yani iktidar, devlet, Sanata sahipse, sanatın üzerine tente açtıysa, o zaman o iktidara göre tabii ki sanat şekillenir, sanatçılar kıstırılır. Bu kaçınılmaz olandır. Dolayısıyla iktidara göre gündelik e, çözümler üretmek yerine sanatı özgür bırakmak gerekir. O zaman kim gelirse gelsin fark etmeyecektir. Dolayısıyla devlete bağlı bir sanat yapısı da özgür sanat üretmek sanatın kendi doğasına aykırı. Sanat ne olursa olsun isyan edendir sanat, eleştirendir sanat, hayal kurandır. Sanat ütopya ortaya koyandır. Şimdi bu devletin gölgesi altında olması mümkün değildir. Bunu da böyle bir yine yani her biz her ne konuşsak konuşalım bir isyan, bölücülükle etiketlenmesine karşı karşıya kaldığımız için sanata aykırı bir şey bu. Ya yani bu konuları konuşurken <laughs> işin içeriğinde manasında kalırsak daha rahat ilerleyebiliriz. Etiketlerden kurtulursak. Özgür sanat için bir özerk sanat kurulu olsa, sanatçıların bu özel kaynaklı olsa, işte kamu desteği, kampanya desteği, toplum desteği, böyle bir bütçesi olsa, özgür sanatçıların projeleri Oralardan geçse, desteklense, e, o zaman zaten hiçbir dönemin iktidarına göre sanatçının şekillenme, şekillenmeyen sanatçının sıkıntı yaşama, e, kaynaksızlıktan dolayı proje üretememe gibi sorunları zaten ortadan kalk kalkacaktır. Yani iş yine demokrasiye dönüp geliyor. Yani baskıdan, devlete bağlılıktan, iktidara bağlılıktan kurtulmayınca. Yani bugün e, gündelik sorunları halletseniz iki ay sonra yine bir sorun çıkacaktır. Ya da kadrolar değişince yine bir sorun çıkacaktır. E sanatçı her kadroya göre nasıl şekillenebilir? Öyle sanat mı olur? Öyle ürün mü çıkar? Mümkün değil bu. O yüzden zaten her iktidara göre işte o diziler... Şimdi ben diziden örnek vereyim yani. Sanat sadece bir oyunculuk ya da sinema gibi e, sığ bir çerçeveden değerlendirdiğim için değil, kendim tanık olduğum için söylememiştim. Aynı tür diziler bir anda geliyor değil mi? Çünkü mecbur kalıyor insanlar. Mecbur kalıyor. Bu bir endüstri. E siz bu endüstri endüstrileşmiş devletle, de bağlı, iktidara bağlı nasıl özgür sanattan bahsedebiliriz? Bahsedemeyiz. Ben her şeyin mümkün olduğuna inanan biriyim. Mümkün tabii ki. Her şey mümkün. Bizle ilgili bu. Bizim sloganımız öyle slogan olsun diye yazılmadı. Bence çok yerinde bir cümle. Birlikte değiştireceğiz. Önemli bir şey. Birlikte değiştireceğiz. Yani bu iktidar insanlarımıza rağmen bu noktaya gelmedi. Dolayısıyla insanlarımıza rağmen de devam edemez. İnsanlar hep beraber değişeceğiz, kendimizi değiştireceğiz. Hangi işe yaramaz alışkanlıklarımızı getirdiysek yani hangi muhafaza ederek bugüne getirdiğimiz davranışlarımızın artık işe yaramadığını tespit ediyorsak bundan kurtulacağız. Bu muazzam bir şey bir insan için. İnsan niye yaşar başka? Yani bunu yani memleket meselesi olarak da düşünmeye gerek yok. Kendi meselende bu değil midir? Yani gelişmek değil midir mevzu? kendine bir şey katmak ya bu artık olmuyor hayatta pratik hayatımızda olmayan eşyayı oradan kaldırmıyor muyuz? Uymayanın yerine uyan başka bir materyal aramıyor muyuz? Aynısını içinde yaşadığımız sistemde niye yapmayalım? Yapamıyoruz çünkü etrafına hemen kuşatıyorlar yani işte ideolojik aygıtlarla, öyle değil mi yani işte seni linç ettiriyorlar, ortaya atıyorlar. Ne dediğin duyulmuyor. Duyulmasın isteniyor. Zaten dediklerinde haklısın çünkü. Bunu anlatmamız gerekiyor insanlara. O gürültüyü sakinleştirmemiz gerekiyor. Ne söylediğimizin anlaşılması gerekiyor. Peşinen itiraz edilmemesi için peşinen itirazın eleştirilmesi işe yaramıyor. Peşinen itiraz edilme koşullarını kaldırmak gerekiyor. Neden öyle bir ortam varsa o ortamı düzenleyip, konuşulacak alana, konuşulacak sakinliğe getirmemiz lazım kendimizi. O zaman söylediklerimizin arkasında durduğumuz, bunun sağlamalarını yaptığımıza inandığımız için herhangi bir sessizlikte, herhangi bir müzakere ortamında bizim ikna edemeyeceğimiz bir durum olamaz. Çünkü söylediğimiz şey, arkadaş sen şu mahallede yaşadığın sorunu bundan sorumlu olan insana çok kısa sürede iletebilme özgürlüğünü istemez misin? Sonra da bunu ne oldu Özgür? Sen bu mahalli idare komisyonundasın. Sana geçen gün bu apartmanda bir dilekçe verdik. Ne oldu bu iş? seneye o istemeye geleceğim bu siteye. Görüşürüz o zaman demek istemez misin? Bunu bunu anlatırız. Bunda, bunda da istenmeyecek bir şey yok. her insan ister. Demek ki anlatamadık. Anlatacağız. Bundan vazgeçmeye gerek yok. Haklıyız. İnsan, insana dair bir şey bu. Şimdi benim için mevzu e, tabii ki partimin çok vekil çıkarması zaten bu konuştuğumuz meselelerin daha güçlü seslendirilmesi ve arkasında sağlam durulabilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden çok önemli. Ama yol mühim. Bu seçim döneminde neyi ne kadar anlatabildiğimiz mühim. Bu yüzden benim için o bir sonraki aşama. Kaç vekil çıkardık? Nasıl ilerleyebiliriz? Etkinliğimiz ne durum? Bu benim için sonraki aşama. Şu an tek konsantrasyonum bu haklı meramımızı nasıl geçirebiliriz insanlara? Benim tek konsantrasyonum bu.